Her zaman bu tür sorulara cevap verirken bir öncesini ve sonrasını toparlayarak cevap veriyoruz. Ee, bazen de dinleyenlerimiz sorunun cevabını direkt almak istiyorlar. Bundan dolayı da sözü uzattığımıza dair bizi haklı olarak tenkit ediyorlar. Bu kardeşimizin anlatmış olduğu e, surette... Evet kardeşimiz e, yatırmış olduğu paranın yani e, haç şirketine ödemiş olduğu paranın... zekatını vermekle mükellef... değil. Fakat konuyu biraz daha... açıklamamız, izah etmemiz... gerekirse... borçları biz... E, vadesi gelmiş borçlar... vadesi gelmemiş borçlar olarak... önce ikiye ayırıyoruz. Vadesi gelmiş olan borçların... öncelikli olarak ödenmesi... gerektiğinden dolayı... bunlar zaten bize ait bir para olmaktan çıkıyor söz gelimi benim size işte 10 bin lira borcum var bugün zekat günüm bugün ne kadar zekat vereceğimi hesaplayacağım mal varlığımı hesaplayacağım ama size vermek üzere kenarda olan 10 bin liramın e, zekatını verecek miyim hayır onu bir an önce borçlu olduğum kimseye ödemem lazım o benim yanımda şimdilik emaneten bulunuyordur. Bunu çok da uzatmanın da doğru olmadığı, imkanı olduğu halde borcunu geciktiren kimsenin zulm ettiği, zalim olduğuna dair Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi olduğundan dolayı bir an önce borcun ödenmesi gerekiyor. Bir diğer taraftan da işte bir insan düşünün o hac ibadetini yerine getirmek için öyle bizim bir mümin amcamız vardı 99 yılında ilk hacca gittiğimizde Allah ölmüşse gani gani rahmet eylesin hayattaysa da rahmet eylesin sağlıklı afiyetli ömürler nasip eylesin bu mümin amca e, onar dolar onar dolar 20'şer dolar böyle kenara parasını koymuş işte yıllar sonra hac parası biriktirmişti bizim o sene hacca gittiğimizde 1930 dolar alınıyordu normal haç için kişi başı. Bu kardeşimiz, abimiz, amcamız da böyle yıllar içerisinde biriktirerek bu parayı elde etmişti. Üzerinden belki 5 sene geçmiş, 10 sene geçmiş. Yani 10 seneyi almış bu parayı biriktirmesi. Binaenaleyh eğer bir zekat mükellefiyeti söz konusuysa ben bu parayı zekat için biriktirdim. Bu zekattan müstesnadır denilmez. Eğer ...zekat için fiili bir ödeme yapılmamışsa... E, hac için fiili bir ödeme yapılmamışsa... ...bu durumda her sene zekat vakti geldiğinde... ...eldeki paranın zekatını ödemek gerekir. Niye? Çünkü alacakları bir başka taksime göre de... ...Allah hakkı olan alacaklar, kul hakkı olan alacaklar diye biz... ...ikiye ayırıyoruz. E, zekat kulun hakkı olan alacaklara giriyor. Haç ise... ...Allah'ın hakkı olan ibadetlere... ...alacaklara giriyor... ...binaenaleyh kulun hakkının... ...öncelikle ödenmesi gerekir... ...nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de... ...ve fiyemvâlihim... hakkun ma'lum lissâili vel mahrum... ...buyuruyor... ...zenginlerin mallarında... ...fakir... Zengin, ...miskin... ...isteyen istemeyen... ...kimselerin hakkı vardır diyor ayeti kerime... ...binaenaleyh zenginlerimizin... ...mallarında fakirlerin hakkı var o hakta zekat suretiyle ödenmiş oluyor. Zekatının ödenmesi gerekiyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da zekat Müslümanların zenginlerinden alınır, Müslümanların fakirlerine verilir diyor. Böyle olunca ortaya çıkan e, fotoğraf bize eğer hac için biriktirilmiş para var ve fiilen de hac için kullanılmamışsa bunun üzerindeki e, fakir fukaranın hakkının zekatının verilmesi lazım gelir diyor. Bu kardeşimiz de nitekim öyle yapmış. Parasını yatırdığı halde iade edilince hacca gidemeyeceği anlaşılınca paranın üzerindeki kontrol tekrar kendisine geçince bu paranın zekatını vermiş. Doğru olanı yapmış ama bu sene geldiğinde artık hacca şunu şurasında bir ay kadar bir vakit kaldı. Yani bir ay içerisinde kafileler yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacaklar. Dolayısıyla ödemelerinin önceden yapılması, ödemeye göre de asillerin, yedeklerin, çünkü ödeme yapılmayınca asil kura çıkmış olan kimseler, onların yerine yedekte kurada bulunan kimseler, e, listeye alınmış oldu. Ödemeler yapılmış oldu. Ödemeyi yaptıktan sonra da artık o para üzerindeki tasarruf, kontrol e, bu kardeşimizin elinden çıkmış oldu. Binaenaleyh böyle bir durumda da bu paranın zekatını vermesi gerekmiyordu. Kendisi de öyle yapmış. Doğru bir işlem yapmış oldu. Bizim normalde söylediğimiz henüz bir yere yatırılmamış olan bir ...işleme başlanılmamış olan... ...fiili olarak bir borç yükümlülüğü altına... ...girilmemiş olan durumlardadır. Böyle durumlarda... ...elbette zekat... E, ...haç için biriktirilen paradan... ...önce gelir. E, ama eğer... E, ...zekat için bir ödeme... ...yapılmışsa, ne bileyim... ...ev için bir ödeme yapılmışsa... ...adam ev için para biriktiriyordu. Bir müteahhitle anlaştı. Efendim topraktan bir yere girdi. Burada... O müteahhite e, ön ödemelerini yaptı. Henüz ortaya ev çıkmadı ama zaman içerisinde ev çıkacak. Böyle bir durumda da müteahhite ödemiş olduğu paranın zekatını vermekle mükellef değil bir kimse. Elinde, niçin tutuyorsun elindeki bu parayı? Veya işte bir tarafta bulunan parayı niye bulunduruyorsun diye sorduklarında işte ev alacağım, evleneceğim, hacca gideceğim, düğün yapacağım, çocuğu sünnet edeceğim gibi bir takım niyetlere bineen e, yapsa da bunların hepsi nin muhatapları zekatı zekatı vermekle mükelleftirler.